Şeref Bey, bu kamu paketine baktım. Bir yanım dedi ki ya daha fare doğurdu. Çünkü bir tarafa baktığınız zaman bir sürü daha kalem olması lazım. Bütün yük memurun üzerine bindirilmiş. Bir yanım da dedi ki hiç yoktan iyidir. Siz ne düşündünüz acaba baktığınız zaman? Valla senin söylediğini ben yarınki yazımın başlığı. Açıkçası ben de üzüldüm. Dağ fare doğurmasına üzüldüm. En azından fareye dağ doğurtacak iddialarla tasarruftan söz edip neticenin buraya gelmesi beni üzdü. Sebebi de şu. Çünkü çok fazla kamuoyunda kamunun israfının son verilmesi ve kaynak sağlayabilmek açısından buna umut bağlamıştı. Ben açıkçası kendimi çok kötü hissettim. Mehmet Şimşek'e güveniyordum, hala da güveniyorum ama bu kadar baştan savma, palyatif bir tedbirler malzemesi beklemiyordum. Yani şu söz konusu olan şu, asıl dananın büyüğü ahırda ve kapısından dahi geçilmemiş dananın. Ve toplam 1095 günde, 3 yıl vurgusunu o kadar çok yaptılar ki, 1095 günde toplam 100 milyar liralık bir tasarruf hedefliyor bu paket. Peki ne ediyor? 3 milyar dolar. Peki benim neye ihtiyacım var? Sadece bu yıl ödemem gereken 226 milyar dolar dış borca ihtiyacım var. Kamu bütçesinin açığının bu yıl 2,7 trilyon. Yani 2 milyon 700 milyar olduğu bir ortamda 100 milyarlık tasarruf %3'e geliyor. Bu açıkçası bu yangın bir kova suyla sönmez. Bir de 3 ay vurgusu yapmanın yanı sıra enteresan bütün tedbirlere dikkat ettiyseniz acil durumlar ve ihtiyaç halinde diye bir çıkış maddesi de koymuşlar. Yani tasarruf tamam ama bunu da koymuşlar. Peki satılacak olan yapılara bakıyorum, kamu tasarruf tedbirlerine bakıyorum. Açıkçası bunların içerisinde taşıtları öne koyduk. Hani biz de bir şeyler yapıyoruz denecek ki bunun geleceğini biliyorduk. Bir bakıyoruz o çerçeve içerisinde. Sadece ben şöyle özetleyeyim. Efendim, 3 milyar dolarlık toplam tasarruf bizim Diyanet'in bütçesine denk geliyor ve herhalde şu bir çıktısı var benim üstümde kalacak. Galiba dedim bu tasarruf genelgesiyle Diyanet İşleri Başkanı'na 7. arabası alınmayacak. Bir tek benim umduğum fayda bu. Şimdi gerisine bakarsan işte aynı çerçeve içerisinde binalar, ışıldaklı binalar vesaire topluyorsun 6 ya da 7 milyar dolarlık bir yere denk geliyor. Halbuki toplamında 3 milyar dolar orada 1095 gün. Nedir o? 3 yıl. 3 yıl sonra niye olacak? Çünkü 3 yıl sonra seçim ekonomisi için artık tasarruf tedbirlerin ortadan kalkması gerekiyor. İyi kalksın ama ben bu filmi daha önce de görmüştüm. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Bu filmde bir hafta kalır vizyonda sevgili Cüneyt. Bir hafta sonra varlığını bile unuturuz. Öyle geliyor bana. Çünkü toplum üzerinde enflasyonun düşeceğine dair ve hükümetin de kamuda tasarruf tedbirleri alacağına dair bir kanaat oluşmadı. Bugün çok kişiyle konuştum. Nasıl buldunuz vesaire. Az önce söylediğin cümlede çok enteresan. Dediler ki ya işte ise bir yerden başladı. Halbuki biz taşın altına kamunun da elini sokarak enflasyon beklentisini kıracağı üzerine kurmuştuk bütün zihin denklemlerimizi. Ama gördüğüm kadarıyla bırak elini serçe parmağını bile koymamış. Dostlar işte, tasarrufta görsün. Bir de çok enteresan şu öneri de bekliyordum. Mesela bununla bütünleşik olarak asıl israfın en büyük kalemi olan zombi şirketlere aktarılan paralar. Buraya hiç temas edilmemiş. Hiçbir yere götürmeyen teşviklerden indirim. Bu hiç söz konusu bile olmamış. Ve vazgeçişler 1,5 trilyon lira sadece bu yıl vergiden vazgeçildi. Bunlardan hiç bahsedilmemiş. Artı bu istisnaları topladığın zaman 225 ile 245 milyar dolar kuzu kuzu ahırda yatıyor dananın büyüğü. Ama biz ne yapıyoruz? İşte araç satacağız. 3 yıl süreyle yeni araç almayacağız. Kiralama yapmayacağız. Alanda almış gibi bir yerde tuttuk onu. Yani ben Şimdi aslında bu konuyu Şeref Bey, Ali Babacan da çok hakim. Ali Babacan detaylı bir tweet attı. Mesela diyor ki esas kara delik olan kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili bir adım açıklama yok. Asıl gerçekten dananın tam büyüğü da bu buraya yani şeyde, değil mi tam da yani? buraya geldim işte. Onların içerisinde dedim ya sana şeylere bazı aktarılan yandaşa candaşa aktarılan şirketler, zombi şirketlere aktarılan paralar burada yok. Mesela orada bir detay elde edecek. Hangi fiyatla meydana geldi? Artı belediyelerde enteresan bir şey daha söyleyeyim. Belediyelerin de kamu bu teşvik pardon tasarruf tedbirleri belediyelerde de uygulanacak gibi bir laf geldi.
Şimdi en son haritaya bakacak olursak, hani yerel seçime bakacak olursak, biraz sanki tasarrufu da CHP'li belediyelere yığılacakmış gibi. Aynı zamanda bir vesayet de getiriyor. Finansal vesayet de burada yattığını görebiliyoruz. Halbuki şunu da söyleyebilirlerdi. Acaba biz kamuya olan, hani hükümetin borçlarının, müteahhitlere olan borçlarının yeniden yapılanmasını ben bekliyordum. Şimdi sadece belediyeler için söyleyeyim. Belediyelerde mesela saç tıraşı olabilirdi. Neydi o? CHP'li belediyeler duvarlara asıyor. Bakıyorsun bir ilçe belediyesi, büyükşehir belediyesi kadar borç yapmış müteahhitlere. Ve gördüğüm kadarıyla ya 4 kat ya 5 kat bir fiyatlandırma üzerinden gidilmiş. 2009 krizinde hatırlarsın, Yunanistan'ın sıkıntıya girdiği zaman saç tıraşı yapmışlardı. Borçların 5'te 1'i silip 5'te 1'e indirilmişti. 5'lik borç 1'e indirilmişti. Bundan da söz edilmedi. Ama şu var, ben açıkçası bunun ekonomik paketle destekleneceği noktasında söz vermiş olmasına rağmen bunun bir izini görmedim ben. Yediğin yemeğin faturasını bize ödetme huyu vazgeçmemiş. Yeni araba alınmayacakmış. Alınmasın zaten, yeterince alınmış. 115 bin aracın istikbali konusunda bir söz konusu değil. Kimin aracını alacaksın? Ama şuna inanıyorum. Mehmet Şimşek'in hükmettiği alanlarda, yani kendi bakanlığın ve sorumluluk alanlarında bunları uygulatacağına inanıyorum. Ama hükümet sadece Mehmet Şimşek'ten kurulu değil. Hiçbir onun dışındaki bakan ne bunlara uyar, geçiştirir yani daha doğrusu, ne de altındaki aracı verir ya da kamu binasından vazgeçer. Ortaya şunu geliyor, ya kamu parasını harcıyorsan haram kardeşim. Kendi paranı harcıyorsan da israf. Çünkü bu kadar alanlarda bu kadar konfor söz konusu dahi olamaz. Şu anda baktığın zaman Türkiye fert başına 50 bin dolar gelir olan bir ülke gibi harcama yapıyor kamuda. Fakat geliri orada değil. Evet Bey, beni rahatsız eden şu oldu biliyor musunuz? Yani bir seferberlik havası yok. Hani yok. Dersiniz ki biz kamuda kemer sıkacağız. Yani bunu bir seferberliğe çevirmezseniz, en tepeden en aşağıya kadar o ruhu üflemezseniz yukarıdan, Mehmet Şimşek yani şimdi çok genel bir şey söylüyor ama bunun hükümet sanki arkasında durmuyor gibi. Yani bu da nasıl durmuyor? Yani bunu kendisi göstermesi lazım. Yaparak göstermesi lazım. Yani ne bileyim, mesela geçen gün ÖSASEK'i Hatay'a gitmiş, otobüste gidiyor. Diyor ki ya diyor, biz diyor eskiden diyor makam araçlarıyla geldiğimizde 200 araç olurdu arkamızda diyor. Artık diyor otobüste gidiyoruz diyor Mehmet ÖSASEK'i. Şimdi güzel bir şey. Niye? Bakıyorsun işte imam ne yapıyor? Otobüse gitmiş gidiyor. Öbürü de makam arabasıyla arkasından gelmiyor. Yani bu seferberlik havasını veremediler yani şu anda. Böyle olunca da bütün ihale memura çıkmış gibi gözüküyor şu anda. Bütün memura. Evet. Mesela bakın şuradaki biraz bu paylaştığın görsel aslında her şeyi anlatıyor. Memura, emekliye, belki de çalışan, servisi altından alınacak olan, lojmanından çıkarılacak olan insanlara kesilmiş fatura. Peki asıl tasarruf edilmesi gereken alanlardan niye söz etmedik? Sadece bir seferberlik havasından olmadığı değil, fakat aynı zamanda eksik açıklandı bu paket. Sanki bu bana öyle geliyor ki, siz hep söyleyip duruyordunuz, tasarruf, tasarruf, işte size tasarruf. Ama ben Cumhurbaşkanı'nın bunu açıklamasını beklerdim. Daha da üst düzeyden Cumhurbaşkanı yardımcısı bir giriş konuşması yaptı. Artı niye basına kapalı oldu bu? Bizi de soru alabilseydik, biz bir sürü soruları mı vardı? O sorulardan en önemlisi de az önce söylediğim gibi dananın büyüğüne dair. Mesela az önceki bu özel sektörle beraber yapılan kamu ortaklığı projelerindeki artı döviz yükümlülükleri liraya çevrilecek mi? Ama artı aynı zamanda zombi şirketlere aktarılan paralardan ne kadar tasarruf edilecek? Hangi ihaleler son verecek ve kamu ihale yasasında hangi temel değişiklikler yapılacak? Şimdi bunlar söz konusu değil. İşte ihtiyaç fazlası, ekonomi ömrünü tamamlamış araçları satacaksın. Niye? Yerine yenisini alacaksın. Bir de 3 yıl şartının getirilmesi biraz siyasette kokuyor gibi geldi bana bu. Bir bakıma hani seçim ekonomisinden önce biraz düzelteceğiz ortalığı. Fakat şurası da bir gerçek ki bu yangın bir kova suyla sönmez.